Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlar. Şimdi hemen çemberde uzunluğun yeni nesil sorularını gömelim birlikte. Hadi vira bismillah diyorum. İlk soruyla başlıyorum. Hiç uzatmayalım. Bakalım ne demiş birinci sorumuz. K noktasından dönerek açılıp kapanan bir çubuk. O merkezli çembere, tamam, A ve B noktasını teğet olacak şekildeki gibi konumlandı. K noktasının çemberin merkezine uzaklığı 6 kök 3 birim oluyor demiş. Bakın dondurma kuralı yaptırıyor bize. Şurayı çizdiğimde biliyorum ki bu adamlar açı orta yoluyordu değil mi? Şu 30-30 diye bölecek. Şunu bir yazalım. K'nın O noktasına olan uzak, merkeze olan uzaklığı 6 kök 3. Hemen merkezden teğet doğrusuna yarı çapı dik indirdim. 90'ın karşısını 6 kök 3 vermiş. O halde 30'un karşısı 6. 30'un karşısını, 90'ın karşısını vermiş. 30'un karşısı yarısı olacak. 3 kök 3. 60'ın karşısıysa kök 3 katı olacak. 3 kök 3'ün kök 3 katı 9. Demek ki şu teğet çubuklarımızın uzunluğu 9 9'muş. Buna göre aynı çubuk C ve D noktalarında şekil 2'deki gibi konumlandırıldığında K noktasının çemberin merkezine uzaklığı ne olur diye soruyor bize. K noktasının çemberin merkezine uzaklığı nedir diye soruyor ki ben buradan yarı çapımı buldum 3 kök 3. Şimdi yine şurayı çizelim. Şurası yine açı ortay olacak 60-60 diyelim. Hemen TET yarı çapımızı dik indirelim ki 3 kök 3 olduğunu biliyoruz bunun. 60'ın karşısı 3 kök 3 ise 30'un karşısı şurası 3'tür. 90'ın karşısı ise 2 katı olacak 30'un karşısındakinin 6 olacak. Yapıştır gelsin dostlarım. Evet. Bu ne diyormuş? Dönme dolaplı bir soru. O, A ve B noktaları doğrusal olmak üzere. O merkezi çember biçimindeki dönme dolap ok yönünde 90 derece dönerse A noktasının zemine uzaklığı 14 birim. Şimdi burada kaç tane kabin var onu sayalım. Daha doğrusu şurada kaç tane boşluk var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adet boşluk var. Her birinin 360'ı 12'ye bölersem her iki kabin arasındaki açının 30 derece olduğunu, yani şuradaki merkez açıların ölçüsünün 30 derece olduğunu bulduk dostlarım. Şimdi bunun 90 derece dönmesi demek, bakın 30, 60, 90. Tam şuraya gelecekmiş A noktasındaki kabin. Şuraya geldiğinde diyor, burası A noktasındaki kabin. Yerden yüksekliği bu keratanın neydi? 14 birim. Sonra diyor ki 30 derece daha dönerse, buradan bir 30 derece daha döndü. A'yı şuraya getirdik. A üssü yaptık. Bu sefer de yerden yüksekliği kaç oluyormuş? 20. Şuraya kadar 14'tü değil mi şuradaki dikdörtgenden? 14 burasıysa 20 olması için şuraya 6 kaldı. Bak şimdi burada çok güzel bir dik üçgen oluşturduk değil mi dostum? Şöyle şunu alayım. Şurada güzel bir dik üçgen oluştu. Ki biz şuradaki merkez açının ölçüsünü 30 diyebiliyoruz. 30'un karşısı 6. 90'ın karşısı 12 oldu. Bak şu yarı çap 12'ymiş. Yani şu çubuklar 12 birimmiş. Buna göre ilk durumda A noktasının zemine uzaklığı kaç birimdir diye bir soru soruyor. İlk durumda şurayı soruyor bize. Şimdi burası X. Şuradan aşağıya ineni de az önce bulduk. 12 değil mi çemberin yarı çapı? Ve şurası 14 olduğu için normalde buranın da 14 olması lazım. X'e kaç kaldı? 2 kaldı dedik. Evet, buna bakalım. Çemberin içinde seçilen bir noktadan geçen en uzun kiriş 30 birim. Dostlar, bir çemberin en uzun kirişi hangi noktayı seçerseniz seçin, her zaman çaptır. Mesela şurada bir nokta seçtin. Buradan geçen en uzun kiriş tam çemberin çapı olur arkadaşlarım. Çemberi iki eşit parçaya böler. Demek ki çemberin çapıymış en uzun kiriş ve 30 birimmiş dostlarım. O halde yarı çapımız 15. En kısa kirişte 24 birimdir diyor bu noktadan geçen. En kısa kirişse kardeşim her zaman bu noktada ikiye bölünen kiriştir. Bunu da unutmayın. Bir noktadan geçen çemberin içindeki bir noktadan geçen en kısa kiriş her zaman tam bu noktada ikiye bölünen kiriştir. Bunun ikiye bölünmesi için merkezden diklik inmesi gerekiyordu. Burası dik oldu o halde. Bu 24 ise 12, 12 oldu.
Kiriş görünce ucuna yarı çapı çizin demiştik. Aha çizdik, 15'tir burası. Bakın 9, 12, 15 oldu burası. Hatta şuraya da 6 kaldı diyelim, değil mi? 15 olması için. Peki, buna göre bu noktanın çemberin üzerindeki en yakın noktaya olan uzaklığının, bu noktanın çemberin üzerindeki en yakın noktaya olan uzaklığının, yani 6'nın en uzak olan noktaya olan uzaklığı, 15 ile 9'un toplamı yani 24'e olan uzaklığına oranı nedir? 6 bölü 24'tür. Yani 1 bölü 4'tür arkadaşlar. Evet, bakalım bu ne diyor? Şekil 1'de O merkezli AB çaplı yarım daire biçiminde bir karton verilmiştir. 13 birim yarı çaplı daire 10 birimlik KL kirişi boyunca kesiliyor. Bu KL 10 birimmiş. Şimdi burayı biraz konuşalım istiyorum dostlarım. KL kirişi görünce ucuna yarı çapı çizin demiştik. 13. Hatta buna da çizelim. 13. Şimdi bu kirişin ortasına dik indirecektik. 10 birimse 5, 5 diye böldü. Bakın burası da 12 geldi. Tamam. Hatta şunu devam ettirirsem 1 kaldı buraya. Tamam, KL kirişi kesiliyor ve küçük parça şekil 2'deki gibi ters çevriliyor. Yani aslında katlamışız gibi dostlarım. Normalde şöyleydi. Sanki bunu içeriye katlamışız gibi. Hani şuradan da şöyle çizelim yarı çapımızı. Şurası 1'di, burası 1'di, 12 idi ya şuranın tamamı. Dik indirdik buraya. Kirişi 2'ye böldü, 5, 5. Şu uca çizdiğimiz yarı çap 13'tü. Şu araya da 11 kaldı diyelim. 5, 12, 13'ü görmüştük. Buna göre şekil 2'deki KL yayı üzerindeki noktalardan, şuradaki noktalardan bahsediyor bize. Şimdi bir tık daha kalınlaştırıp göstereyim. Şuradaki KL noktalarından, şekil 2'den bahsettiği için şuradaki noktaları düşünüyoruz. Merkeze uzaklığı birbirinden farklı tam sayı olanların uzunlukları toplamı kaçtır diye soruyor. Bak, merkeze olan uzunluklarını soruyor. Şimdi şuradakinin uzunluğu 13 dostlarım, değil mi? Bir kere 13 var. Şimdi böyle geldikçe 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 en kısası şurası olur arkadaşlarım. Şu kısım en kısa kısmımız. Orası da 11 birim uzunluğundaymış. 13 var. En kısası da 11 olur. Demek ki hani gittikçe bundan sonra bak şu çizgi gittikçe büyüyor. Maksimum 13'e geliyor. Yine şuraya geldiğinde de maksimum 13 olacak. Yani en fazla 13 olur. En kısası da tam şu dik indirdiğimiz, değil mi? Tam ortaya indirdiğimizde şu kısımdı. Şuraya 2 birim düştüğü için 1, 1'den dolayı şuraya da 11 kaldı. En az da 11 olur. O zaman arada bir yerde bir de 12 olacak. Şuralarda bir yerde bir de 12 birim olabiliyormuş. İşte alabileceği tam sayı değerleri bunlar. Toplarsanız 35, 36 yapıyormuş uzunlukları toplamı. Buna bakalım, bu ne diyormuş? Şekil 1'deki yarıçapı 2 birim olan O merkezli yarım daire biçimindeki karton KL boyunca kesildikten sonra küçük parça şekildeki kartonlar üst üste gelmeyecek biçimde konumlandırılıyor. Tamam, şurayı kesiyor, buraya getiriyor arkadaşlarım. Dikliği gördük. AL, OL'ye eşit gördük. A üssü ile K noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? A üssü ile K. Şu aradaki mesafeyi de bize soruyor dostlarım. Şimdi yarıçapı 2 birimmiş. Şuraya 2 yazalım. Şuraya 1 diyelim. Şuraya da 1 diyelim o halde arkadaşlar. Başka dostlar, hani şu klasik hamlemizi yapalım. Bundan çok soru çözdük önceki videolarda. Şuraya H, P, K dediğimde Öklit yapabiliyorduk. Şunları birleştirdiğimizde diklikte çapı gören çevre açı 90, diklikten diklik indiği için Öklit H kare eşittir P çarpı K. Burada da KL'nin karesi H kare diyelim ona. 1 çarpı 3 olacak. Yani 3. Demek ki şurası kök 3. Şimdi bunları bir de şurada gösterelim dostlarım. Şimdi bu KL şuraya geldi. Yani kök 3 burası. AL buraya geldi. Yani 1 burası. Şimdi şurası normalde LB dediğim yer. LB'nin tamamı 3 birim. LK oldu tabii. B burasıydı önceden. Şurası 3 birimmiş tamamı. O halde şu araya 3 eksi kök 3 kalmalı. Bunu da söyledik. Yine KL'yi de kök 3 bulmuştuk dostlarım. Evet. Şimdi bize şuradaki kırmızıyla çizeyim onu da hatta. K ile A üssü arasındaki uzaklığı soruyor.
Şimdi hemen şurada dikdörtgenimi oluşturdum. Şurası da 1, şurası da 3 eksi kök 3'tür dedim. Şimdi şuradan da Pisagor yapacağım dostlarım. Cevap buradan gelecek. X'i bulacağız buradan. Hemen bulalım. X kare eşittir. Kök 3 artı 1 dik kenarlardan birisi. Bunun karesi. Bir de 3 eksi kök 3. Bu da diğer dik kenarımız. Bunun karesi. Düzenleyelim. X kare eşittir. Buradan birincinin karesi 3. İkincinin karesi 1. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı artı. Birincinin karesi, ikincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının 2 katıdır dedim. Yine düzenleyelim. X kare. Şunlar 4. 3 daha 7. 9 daha 16 yaptı. Eksi geliyor 4 kök 3. Hemen kare kökünü aldım her iki tarafın. X eşittir. Kök içerisinde 16 eksi 4 kök 3. Gelin bunu da kökün içindeki kısmı da 4 parantezine alalım. 4 eksi kök 3 kalıyor. Şu 4 de dışarıya çıktığında 2 diye çıktı. Kökün içinde de 4 eksi kök 3 kaldı. Evet, cevap Adana'dan geldi dostlarım. Şimdi bir durdurayım videoyu da, teneffüs oldu. Birazdan devam ederim. Evet, geldim dostlar. Evet, şunu bir ayarlayalım. Sıradaki sorumuz, bakalım ne diyor. 6 var, 8 var. Neresi 6? AB 6. Burası 8. Hipotenüsü biliyorsunuz artık, 10. Teğettir diyor, tamam. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çemberin yarıçapı 2 birimdir diyor dostum. Şimdi önce yarıçapını bulalım. Birkaç farklı şekilde bulmaya çalışayım sizin için arkadaşlarım. Hani aklınıza ilk gelen yöntem hangisiyse öyle bulabilirsiniz. Şimdi dik üçgen, sur diye bir formülümüz vardı bizim hatırlarsanız. Buradaki S, üçgenin alanı demiştik. Dik üçgenin alanı neydi? Dik kenarlarını çarp 2'ye böl. Yani 48 bölü 2'den 24. U, çevrenin yarısıydı. Toplayalım, 18, 24'müş çevresi. Yarısı olacak 12. R dediğimizde iç teğet çemberin yarı çapıydı ki zaten bu da içten teğet olan çemberi görüyorsunuz dostlarım. O halde yarı çapımız buradan ne geldi? 24 bölü 12'den 2 geldi. Doğrudur. Yani çemberin yarı çapı 2'ymiş. Bunu söyleyebiliriz. Bunu bir de şöyle bulabilirim dostum. Onu da maviyle yapayım. Şimdi buradan şuraya bir dik indirdim. Bu benim yarı çapım R. Şuraya bir dik indirdim. Bu da benim yarı çapım R. Bakın şurada bir kare oluştu. Farkında mısınız? Dikdörtgen hatta kare oldu değil mi? İki kenara eşit olduğu için. Buralara da RR yazdım. Şurası 6 eksi R. Burası 8 eksi R oldu kardeşim. Dondurma kuralı ne diyordu? Bakın B'den bir teğet D'ye, bir teğet F'ye çizmişiz. Bunlar eşit. C'den de aynı şekilde iki teğet çizilmiş. Bunlar da eşit olacaklar. Yani şurası 8 eksi R. Burası 6 eksi R'dir ve benim 10 dediğim şey aslında 6, 8 daha 14 eksi, eksi R, eksi R, eksi 2 R'ymiş. Buradan 4 eşittir 2 R, R eşittir 2'yi bulduk dostlarım. Bir de böyle bulmuş olalım. Peki devam ediyorum şimdi. BF 4 birimdir. R 2 ise 6 eksi R'den 4 geldi burası, doğru. Hatta şurası da 6 gelir, burası 6 gelir, burası 2, 2, 4 hepsini yazalım. Bu da doğru. EC neresi orası? 6 dediğimiz yer 6 birimdir diyor. Doğru. O ile B arasındaki uzaklık 2 kök 5'tir. Hemen onu da bulalım. OB. Şimdi şurasını 4 bulduk. Burayı da R'di. 2 bulmuştuk. Biri diğerinin 2 katıysa küçüğünün kök 5 katı demiştik. 2 kök 5 geliyormuş. E bu da doğru. O ile C arası 2 kök aldı. Şimdi yanlış olan tabii ki bu oldu ama biz yine bulalım O ile C'nin arasını. Yani onu da yeşille yapayım. Şurayı bulalım. Şu dik üçgenden bulacağım dostum. Burası 6, burayı da 2 bulmuşuz. Bakın 3 katıysa ne oluyordu? Küçüğünün kök 10 katı. 2 kök 10 olacak O ile C arası. Bu 2 kök 6 diyor. Tabii ki yanlış diyor dostlarım. Geçtim bir sonraki soruya. Giriş yarıçapı 17 birim uzunluğunda. Giriş yarıçapı 17'ymiş dostlar. Şurası 17. Şu kısımda 17 tabii ki.
O merkez yarıçember biçimdeki maden ocağının girişine aşağıdaki gibi C ve D köşeleri çemberin üzerinde dikdörtgeni uyarı levhası asılmıştır. Bakın buradaki CD dediğiniz yer aslında ne oluyor? Çemberin bir kirişi oluyor. Ve biz kiriş görünce ne yapacaktık? Merkezden tam ortasına dik indirecektik. Bu bir. İki, ucuna yarıçap çizecektik. 17'yi şuraya da yazalım. Uyarı levhası zemine paralel ve zemine en yakın uzaklığı 13 birimdir diyor dostlarım. Yani şuradan aşağıya inen şey 13 birimmiş değil mi? Yok, şuradan aşağıya inen, pardon. Şurası 13. En yakın noktası diyor çünkü zemine. En yakın dediği için burası 13 olacak. Mavi rengi alsam daha mı güzel gözükür? Evet, şurası 13. E şurasını da 2 vermiş bize dostum. O halde burası da 2. Oldu toplam 15 burası. E bu da 17 idi. 8, 15, 17 çıktı. Şurası da 8, burası da 8 geldi. Uyarı levhasının alanını soruyor. Yani bize dikdörtgenin alanını soruyor. 2 çarpı 16, 32 geldi cevabımız. Bir yudum da çay içelim. Evet, bu. Yarıçapı 13 birim. Bakın iki tane kiriş görüyorum. Artık şunu düşünmüyorsunuz. Kiriş gördüğünüz zaman merkezden kirişin ucuna yarı çapları çiziyoruz artık arkadaşlarım. Şunlar 13, 13'tür. Çizelim. Kirişin ortasına dikmeyi indireceğiz demiştik. Yapalım. Bak daha soruyu okumadan yapmam gereken hamleleri yapıyorum hemen. Saat camı merkezinden 12 birim uzaklıkta çatlayarak AB kirişini oluşturmuş. Merkezden 12 birim uzaklıktaymış. Bu kiriş demek ki 5, 12, 13'ten 5, 5. AB'yi 10 bulduk. Sonra merkezinden 5 birim uzaklıkta çatlamış, CD'yi oluşturmuş. 12, 12 yazdım. 5, 12, 13'ten 24'müş CD. Buna göre bu çatlakların uzunlukları toplamı, yani 24 ile 10'un toplamını soruyor. Edirne'yi işaretledim dostlarım. Evet. A noktasının D doğrusuna göre evet. Yansıması B noktasıdır diyor. D'ye göre yansıması B noktasıdır ve A ve C noktalarından geçen çemberin merkezi de K noktasıdır diyor. Tamam, şimdi A'nın D doğrusuna göre yansımasını gösterelim. Bu dik uzaklık kadar bir dik uzaklıkta biz gidiyorduk. İşte yansıması burası oldu B. Ve diyor ki K merkezli bir çember var. A ve C noktalarından geçiyormuş bu çember arkadaşlarım. K da bu çemberin merkezi. Şöyle bir çember olur bu. K merkezse çap burası tam ortada oldu. E tabii ki bakın şu AB'de çemberin kirişi olacak değil mi? Merkezden kirişi indirilen dikme kirişi ikiye bölecekti. Demek ki benim çemberim şöyle bir şey olacak. Kabaca çizdim işte. Sonra AC uzunluğunu vermiş. AB uzunluğu 4 kök 5'miş. 2 kök 5. 2 kök 5 yaptım burayı. Şurası dostlarım 2 kök 6'ymış. Hemen Pisagor yapalım buradan. 2 kök 6'nın karesi 24 eşittir. 2 kök 5'in karesi 20 artı şu kısma da m diyelim artı m kare. Buradan 4 eşittir m kare. M'i 2 bulduk. Şurası 2. Çemberin yarı çapını soruyor. Şuraya x diyelim biz. Çemberin yarı çapı oldu x artı 2. Demek ki şu uzunluk da x artı 2. Şimdi buradan x'in 2 olduğunu, biri diğerinin 2 katı olunca küçüğünün kök 5 katı diyorduk ya arkadaşlarım. X 2 böyle de bulabiliriz. Ya da şuradan Pisagor yaparsınız. X'in 2 olduğunu böyle de bulabilirsiniz. X 2 ise tabii ki yarı çapım 4 geldi. Bana da onu soruyordu zaten diyelim. Hop, çok geçtik. Oh, bunu da geçmişiz. Tamam, şuradayız arkadaşlar. Şekilde 13 birim yarı çaplı çember biçiminde bir karton ve verilmiştir. Uzunlukları 4 ve x birim olan kirişler boyunca kesilen bu kartonda x birimlik kirişe ait daire parçası, şuradaki daire parçası şekil 2'deki gibi buraya yapıştırılıyor. Buna göre A üssü noktasının çemberin merkezine uzaklaşın. Şimdi çemberin merkezi şurası olsun. Burada da gösterelim. Merkez burada, O noktası olsun. A üssünün O'ya olan uzaklığını soruyor bize. Peki şu BC 4 santimdi. Burası 4 yine.
Şuradan ben bir diklik indirirsem kirişe, yani şurada da gösterelim. Kirişe diklik indirmek adetten ya, artık 2 2 diye bölecek. Şurasının 2, buranın da 2 olduğunu söyleyebilirim. Başka, şurası x dediğimiz yer. Hemen şuradan da kirişin de ortasına bir dikme indirelim. Şurası 2 ise burası da 2. Çemberin yarı çapını 13 vermiş. Ucuna yarı çapı çizdim. Kök 13'müş hatta. Şurada Pisagor yaparsam kök 13'ün karesi 13 eşittir. 2'nin karesi 4 artı şuraya k dediğimde k kare. 9 eşittir k kare. K'yı 3 buluyorum. Şurası 3, burası 3. Yani x dediğimiz şey aslında 6. Onu burada da gösterelim. Bakın x dediğim yer şuranın tamamı 6. Hatta ben onu kesip A üssü, B üssü diye buraya yapıştırdım. Burası da 6. 4 şuradaysa şuraya da 2 kaldı. Sonra şurası 3 olduğu için burada 3. Yani şu kirişe çizdiğim diklik 3. O halde burada da 3. Şimdi artık soruda x'i bulabilir. Yani aranan yeri diyelim. A diyelim buna. Şuradaki Pisagor'dan bulabilirim artık dostlarım. Bakın burayı 4 bulduk. Burayı 3 bulduk. Gördünüz mü? 3, 4. O zaman cevap 5, Adana'dan geldi. X birim uzunluğundaki bir ipe O noktasında bağlı bir at. At ipe bağlı ve x birim uzunluğundaymış. Şuranın tamamı x'miş dostlarım. Gergin iken A ve B noktalarından geçebilmektedir. Şimdi at şuradaki A'dan da şuradaki B'den de geçiyormuş. Ve ipin boyu, tabii ki at burada olduğunda ipin boyu şurası. OA x birim uzunluğunda. OB x birim uzunluğunda oluyor. Yani aslında at burada bir şöyle yay çizerek dönüyor arkadaşlarım. O merkezli bir çember çiziyor aslında diyebilirim şöyle. Evet. Bunlar da yarı çaplarım oluyor tabii ki haliyle. AB bir kiriş oluyor. Biz kiriş görünce ortasına dikindirmeyi biliyoruz. İndirdik. 90'ın karşısı 6 kök 3 geldi değil mi? OK'yı 6 kök 3 vermiş. Evet. 90'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı yarısı olacak. 3 kök 3. 60'ın karşısı kök 3 katı olacak. 9. Bu diklik kirişin tam ortasına inecek ve AB'yi bize 24 vermiş. 12 12 diye böldü. 9 12'den de 15 çıktı. İpin uzunluğunu soruyor. Cevap 15 geldi. Evet, bakalım burada çizim yapacağız. Üçgen çiziniz diyor. Çizelim. Şöyle bir ABC üçgeni çiziniz. Peki çizdik. ABC üçgenin iç teğet çemberini çiziniz ve iç teğet çemberini de çizelim. Hatta onu da yeşille çizelim. Ve teğet oldukları noktaları sırasıyla AB'ye teğet olduğunu Denizli, AC'ye teğet olduğunu Edirne, BC'ye teğet olduğunu da F noktasıyla belirleyiniz diyor. AD7. Şimdi dondurma yapıyorum. Bak AD7 ise AE de 7 değil mi dostum? BC 15. Şuraya da 15 diyelim. ABC üçgenin çevresi kaç birimdir diye soruyor. Şimdi şuraya A dersem bu da A. B dersem bu da B. Çevre ne oldu? A, B, B, 7, 7. Yani 14 artı 2A artı 2B oldu. Çevre bana bunu soruyor. A ile B'nin toplamı 15 vermiş. 2A ile 2B'de 30 yapar. Çevre de buradan geldi 44. Evet, yine bir kesme sorusu. Yarıçapı 3 kök 2 birim olan... Şekil 1'deki o merkezi daire biçimli karton. 3 kök 2 imiş yarıçapı. Tamam. Şu da tabii ki yarıçaptır 3 kök 2. İki eş parçaya ayrıldı dostlarım. Yani iki tane çeyrek daire yapıldı o zaman burada. Şöyle 90'ları yazalım. İki eş parça alıyoruz. Sağdaki parça dikey doğrultuda 3 birim aşağı kayıyor. Şuradan 3 birim aşağıya kaydırmış. Buraya getirmiş. Tabii buradan da mecbur 3 birim aşağıya kaydı. A üssü ile, yok, A ile B üssü şurayı soruyor bize. Evet, artık çok çözdük değil mi bu sorudan dostlarım? Dik üçgende de milyon defa yaptık. Bakın şu şekil, şurası. Görüyorsunuz burayı. Hemen dikdörtgene tamamlıyorum. Şurası 3 ise burası da 3.
3 kök 2 idi. Bu da 3 kök 2. Bu zaten 3 kök 2 idi. Toplam 6 kök 2 oldu burası. Şurası da 3. Çak Pisagor'u bitir işi. X kare eşittir. Bir 3'ün karesi 9. Bir de 6 kök 2'nin karesi 72. Buradan 81, 9 geldi. X dediğimiz uzunluk. Bakalım bu ne diyor? Lastikçi Ahmet Usta, ABCD dikdörtgeni biçimindeki rafın üst kısmında 3, alt kısmında 5 adet çember biçimindeki lastiği birbirine ve rafın kenarına teğet olduğunu yerleştirmiştir. Dikdörtgenin çevresi 368 olduğuna göre rafın yüksekliği kaç birimdir? Rafın kalınlığı önemsenmeyecektir demiş bize. Evet, şimdi yarıçapların muhabbetini yapacağız dostlarım. Şunun yarıçapına R diyelim. O halde burası da R. Bakın şurayı çizdiğimde 2R buradan. Şuraları şöyle çizelim sonuna kadar. 2R, 2R, 2R de buradan geliyor. Yani 2, 4, 6, 8, 10R'dir şuranın tamamı. O halde burası da mecbur 10R olacak. 10R ise şöyle her birinin yarıçapını şöyle bulacağız şimdi birazdan. Neyse buluruz onu. Bulacağız hatta mecbur arkadaşlarım. Biz bunlara ne diyelim? 10R demeyelim de rasyonel sayılarla muhatap olmayalım ya. 3 katını alalım. Çünkü 3'e de bölünmesi lazım. Şimdi 10R'yi burada 3'e böldüğümde 10 bölü 3, 10 bölü 3 geliyor. 30R yapalım biz bunların her birini toplam. 3 katını alalım. Yani 3R diyelim bunlar arkadaşlarım. Şöyle 3R. Burası 6R, 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 6R olsun. Toplam 30R. O halde şurası 10R, 10, çünkü bu da 30R ya. Bunun çapı 10R oldu. Demek ki 5R, 5R diye de bunu yazdım dostlarım. Her birinin yarıçapı 5R. Şimdi o zaman şu dikdörtgen dolabın uzun kenarı kardeş oldu 30R. Şurayı bulalım. Şu kısım 5R, 5R daha 10R'dir şurası. Burası da 3R, 3R daha 6R'dir. Yani kısa kenarım oldu 16R. 16R de buradan 32R yaptı. 30, 30 da buradan 60R de buradan geliyor. Yani toplam 92R'yi biz çevresi olarak yani 368 olarak biliyoruz. Hemen R buradan 4 geldi dostlarım. Neyi soruyor bize? Rafın yüksekliği 16R'yi soruyor. 4 ile çarptım 64 işaretlendi bile. Evet, bakalım bu ne diyor. Yapım aşamasındaki pencere ABCD dikdörtgeni ile. Şurada bir ABCD dikdörtgeni varmış. Burası da 7'dir o zaman diyelim. Şuraya R, R diyelim. Burası da 2R oldu. Evet, DC çaplı yarım çemberden oluşmaktadır. Pencere KL, MNT'nin demir parçaları şekildeki gibi de AB'ye dik olacak konumda korunaklı hale getirilmiştir. Tamam. 7, KL 11. KL'yi görelim. Şurası 11. Demek ki şurası da 7 ise şuraya 4 kaldı. Tamam. DE 2'ymiş. FC 2'ymiş. Bunu yazdık. Buna göre kaç birim uzunluğunda demir kullanılmıştır diye bir soru soruyor bize dostlarım. Kaç birim uzunluğunda demir kullanılmıştır? Yani şu KL, MN ve TR demir parçalarından bahsediyor bize dostlarım. Şundan bahsediyor. Bunların toplamı nedir diye soruyor. Şimdi şu 4'ten faydalanalım. Bakın şuradan aşağı inen diklik 4. Şurası 2. Hatırladınız mı? Hani çapı gören çevre açıyı çiziyordum arkadaşlarım. Şöyle göstereyim bir kez daha. Şurayı çizdiğimizde çapı gören çevre açı 90. Diklikten diklik indiği için öklit yapabiliyorduk. 4'ün karesi 16, 2 çarpı 8 olacak. Yani şurası 8'miş tamamı. Şuranın tamamı 8 geldi dostlarım. 8 ise 2, 2, 4'ü burada, şu ortaya da 4 kaldı. Bunlar da o halde 2, 2 diye parçalandılar. Şimdi şu adam tam merkezden çıktığı için yarıçap olacak. Yarıçapı 4 bulduk. O halde bu da 4. Şu da böyle 2'ye 8 diye ayırmış burayı. 2 çarpı 8'den 16, bu da 4 gelecek. Evet, hepsi 4 geldi bunların. Burada biraz saçmalık oldu ya. 2, 4, 6 oldu burası. Bir saniye. 4'ün karesi 16, 2 çarpı 8 olacak. Şurası 8 tamamı. Ha, şurası 8 ya, pardon, yanlış yazdım. Burası 8 ise 2 burada. Şuraya 6 kaldı. 3, 3 olacak bunlar. Tamam, şimdi oldu. Yarıçap bu durumda 5 geldi.
Tamam. Şimdi her şey oturdu arkadaşlarım. Tabii şurası 7, şurası 7 olacak. Şu demirin boyu 4, 7 daha 11. Şu demirin boyu 7, 5 daha 12. Şu demir de 7, 4 daha 11. Topladım 10, 20, 30. 4 daha 34 geldi şu anda. Peki başka ne demiri kullandık? Bir de şu DC demirini kullandık, değil mi? Bakın bu yoktu. DC'yi de kullandık buraya. DC'yi de şurada söylemiş zaten. Onu da söyleyelim. 10 birim de buradan geliyor. Artı 10 yaptı 44 arkadaşlar. Bu ne diyor? Zamanında klasik sistemde sorulmuş sorunun yeni nesil versiyonu arkadaşlar. Tekerlekleri sabit tutmak için yapılan tahtadan olmuş bir cismin ön yüzü görülmektedir. KL şurası X, LM'ye dik, MN de dik. Şuralar dikmiş arkadaşlarım. ML8 gördük. Tekerlek T noktasında bu cisme teğet ve tekerleğin yarı çapı 5 birimdir. Şimdi hemen merkezden tam şu teğet olduğu noktaya biraz daha kalınlaştırayım ben bunu. Teğet olduğu noktaya yarı çapımızı dik indiriyorum dostum ve 5'miş bu. KL ile MN eşitmiş X diyelim bunlara da. Şimdi şurası da tabii ki tam ortaya ince için 4 4 diye böldü burayı. Şuradan da yarı çapımızı gösterelim. Burası da 5 olacak diyelim. Şurayı 4 bulmuştuk. 4 söyledik az önce. 3 4 5'ten 3'ü gösterelim. Tamamı 5'ti. Buraya da 2 kaldı. Demek ki X de 2 çıktı diyelim dostlar. Evet, geçtik 17'ye. Kaç soru var bu arada ya? Bir bakayım da kardeşlerim toplamda. Ona göre videoyu ikiye bölürüz. Oo, bayağı gidiyor. Oh. Kaç? 52. Biz daha yarılamadık bile. 15, 16, 17'deyiz biz şimdi. Bakalım hadi devam edelim. Çizim programı üzerinde çalışan bir öğrenci 4 santimlik AB çubuğunu A noktası etrafında saat yönünde 360 derece döndürüyor ve döndürme esnasında B noktası K ve L noktalarından geçmektedir diyor. Buna göre B, A, L 150. Şimdi biz bu çubuğu A noktası etrafında şöyle B'yi döndürdüğümüzde şöyle bir çember çıkar arkadaşlarım. Merkezi A olan bir yarıçapıda 4 birim olan bir çember ve bu çemberde B noktası şöyle döndükçe döndükçe çubuk bak bir buraya geliyor. B buraya geliyor mesela. Dönüyor dönüyor buraya geliyor. Dönüyor sürekli bu çemberin üstünde B hareket ediyor. Şimdi diyor ki B, A bir de L noktası var diyor arkadaşlarım. Şuralarda bir yerde alalım onu L noktasını. Bu B döndükçe L'den geçiyormuş. BAL 150 dereceymiş burası. Tabi yarıçap bu da 4. K ve L noktalarından geçmektedir. BAL 120 olduğuna göre KL uzunluğu nedir diye soruyor. B noktası K ve 360 derece dönüyor. Dönme esnasında B noktası K ve L noktalarından geçmektedir. BAL. BK da 4'müş dostlarım. Şimdi BK'yı da söyleyelim. K noktası da öyle bir yerde ki aha şurası olsun, K da burası olsun. BK uzunluğu da 4 oluyormuş. Bak şunu söylemeye çalışıyor yani. Şimdi burası 4. Şu da yarıçap, bu da 4. Bak ne oldu? Eşkenar üçgen 60 60 60. Şurası da 90 geldi. Bize neyi soruyordu? KL uzunluğunu soruyor. 4 4 4 kök 2 paketledik dedik arkadaşlar. Şekilde bir yudum çay içelim. Bir yarım çember, bir de iki tane eş çember. Öğrencilerinden 5 santim çemberlerin tamamını yarım çemberin içerisinde kalacak şekilde birbirine en uzak noktalara yerleştirmelerini istiyor. İki küçük çember arasındaki en kısa uzaklığı 14 santim olarak ölçen öğrenciler büyük çemberin yarıçapının kaç santim olduğunu ölçer. Şimdi 5 santim yarı çaplı çemberleri birbirine en uzak iki yere koyduk. Şöyle gösterelim. Çemberlerin birbirine ne diyordu? Birbirine en uzak noktaları yerleştirdik. İki çember arasındaki en kısa uzaklık. Dostlar, çemberlerin birbirine en kısa uzaklığı şu iki yeşil nokta arasındaki mesafedir. 14. Şimdi bunun yarıçapı 5. Bunun yarıçapı da 5'ti.
Şuradan hemen teğet olduğu için yarı çapı dikindirdim 5. Yarı çapı dikindirdim 5. Şurası toplam 24 oldu. Şu kısım da 24 diyelim hemen. 24 de burası oldu. Evet. Büyük çemberin yarı çapını ölçeceğiz. Şimdi çemberler teğet olduğu için hemen merkezlerini çizdim şöyle birleştirdim. Şurası 5. Şu 24'ü burası tabii 12 12 diye 2'ye bölecek. Bakın 5 12'den 13 geldi ki işte büyük çemberin yarı çapı da 18 çıktı dostlar. 19 numara. Aşağıda şeffaf bir elementten yapılan bir varilin dikdörtgenim içinde görüntüsü verilmişti. Varilin içindeki AK demir çubuğu ve yarı çapı 6 birim olan 10 merkezli küre biçimdeki bir top şekilde girdiğinde demir çubuğun varilin kenar ve sıra sıra EFL noktalarında teğettir. DF 7, BK 5. Bunun yarı çapı şurasına merkez diyelim. Şurası teğet olduğu noktaya dikindirelim 6. Teğet olduğu noktaya dikindirelim bu da 6. Yarı çapı 6 olduğu için burası 12, şurası da 12 geldi. Yani şurası da 12. 5 12'den 13 bulduk burayı da. Çubuğun boyu 13. Varilin yüksekliği yani şurası kaçtır diye bir soru soruyor bize dostlarım. Şimdi şurayı da 7 biliyoruz. 7, 5 daha bir 12 var. Bir de şurası eksik değil mi dostlarım? Burayı bulacağız. Şimdi burada K'dan buraya çizdiğim teğet. K'dan buraya çizdiğim de teğet. Burası da X olacak mecbur. Başka ne yapalım? Şuradan yarı çapımızı buraya da dikindirelim. Burası da 6 olsun. Başka başka Türkiye. Başka ne yapabiliriz? DF 7 demişti. BK'yı 5 vermişti. Tamam. Bir şey ne görebiliriz buradan? Şurası 13 eksi x diyebiliriz. Dondurma kuralından yine şu ikisi de şununla şu teğet olduğu için buraya da 13 eksi x desem sanırım oldu. Bak burası 20 eksi x oldu kardeşim. Hatta şöyle yapalım. Şurası 13 eksi x. O zaman burası da 13 eksi x'e eşit. Yani 5 artı x 13 eksi x'e eşit. Buradan 2x eşittir 8. X eşittir 4. Evet, 4'ü de bulduk da sonra toplam yüksekliğin 16 olduğunu gördüm arkadaşım. 16 değil mi la? Heh, tamam. O merkezi daire biçiminde duvara asılı bir tablo görülmektedir. A noktasının zemine uzaklığı 12 birim. B'nin tablonun B noktasındaki noktasının tablonun zeminine uzaklığı. B noktası tablonun zemine en yakın noktasıdır. Zemine en yakın en uzağı bulmak için hemen merkezden diklik indirilir. İşte en yakın mesafe şu çemberin zemine olan en kısa uzaklığı burasıymış dostlar denir. O merkezden indirmek şartıyla. A noktasının zemine uzaklığı kaç demişti bize? 12. B'nin zemine uzaklığını 3 vermiş. Şurası 3. B bu noktaların zemin üzerindeki dikiz düşümleri arasındaki uzaklık da 3 birimmiş. Şurası da 3 birimdir diyor. Zeminli dikiz düşümleri değil mi? A'nın dikiz düşümü dikindirdim. B'nin dikiz düşümü dikindirdim. Aralarındaki mesafenin de 3 birim olduğunu söylüyor. Çemberin yarı çapı. Hemen şuraya R'yi gösterdim. R'yi soruyor. Şurası da R. Şimdi kırmızıyı alalım. Daha net gözükür herhalde kırmızı burada. Şuradan çizdiğim 3. Şu dik üçgen oluşturdum. Burası R idi. Şurası R artı 3. O halde bu da R artı 3. Şuraya 9 eksi R kaldı dedik. Şimdi 3, 4, 5 sağlıyor mu? R'ye 5 desem. 5 olunca burası 4 oluyor mu? Oluyor. Demek ki R 5. Bize de yarıçapını soruyor. 5. 21. Aşağıdaki o merkez yarım çemberin yarıçapı 25. Demek ki şurası 25 arkadaşlarım. Bakın benim OA dediğim şu dik üçgenin hipotenüsü 25. Burası da tabii ki 25. Çember üzerinden dik üçgenin O noktasına çemberin çapına gelecek sürekli döndürülmüş ve üçgeni oluşturulmuştur. Tamam. A ile B noktaları arası uzaklık 15. Şurası 15. Demek ki bu 15, 20, 25. Bu 20 şuraya geldi. 15 buraya geldi. Yarıçap 25 olduğu için şuraya 5 kaldı. B ile B üssü noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Bana da şu mesafeyi soruyor dostlarım. Bakın burada da
Şöyle bir üçgen oluşturduk diyelim. Şurada şöyle bir üçgen oluşturduk. Hani şurada bir ikizkenar üçgen var. Bu üçgen sayesinde x'i bulabilir miyiz diye düşünüyorum. Ya da şuradan aşağıya bir diklik indirelim. Onu da yeşille yapayım. Şuradan aşağıya bir diklik indirelim. 15, 20, 25 üçgenini ezberleyin demiştik. Sık sık çıkacak demiştik ama biz yine de şurada yüksekliğini bulalım arkadaşlarım. Şimdi 15, 20, 25'in hemen dikliğini indirdik. H dedik. Neydi ahbacı? Hipotenüs çarpı yükseklik dik kenarların çarpımına eşit. Buradan H 12 geldi. 9, 12, 15'ten 9 burası, 16 da burası geldi. Yani şurası 9, şuraya da 16 kaldı arkadaşlarım. Şimdi şu dik üçgeni konuşacağız dostlar. Bunu da mavi ile yapalım. Biraz daha kalın yapalım şurayı. Şurası bakın 36 toplam. Şuradan aşağı ineni şimdi 12 bulduk. Bakın 3 katı. Hipotenüs ne olacak? Küçüğünün kök 10 katı. 12 kök 10'dur. Edirne'den geldi cevabımız. Evet, hipotenüs x'i soruyor bize. Burası 12 olduğu için, biri diğerinin de 3 katı olduğu için, burada 36. 3 katı olduğu için küçüğünün kök 10 katıdır dedim dostlarım. 22 numaradayız. Kalemi biraz inceltelim şimdi. Alete üçgen denir. Çap uzunluğu yaklaşık 6 santim olan 15 topun üçgen yanını izimsel şekilde göstermiştir. Buna göre bu üçgenin çevresi yaklaşık olarak kaç santimdir? Yine aslında burada da bir dairede alan ve çevre dediğimiz başlık altında göreceğimiz bir soru tipidir bu aslında ama yine boş geçmeyelim bunu da arkadaşlarım. Çözelim gitsin. Şimdi dostlar şunun hemen teğet oldukları için merkezlerini aynı şeyi hepsi için yapıyorum. Merkezlerini birleştirdim şurada. Aynı şeyi bunlar için de yapalım. Merkezleri birleştirelim. Ve şurası için de devam ediyorum. Merkezleri birleştirdim. Şimdi bunların yaklaşık 6 santim. Çap uzunluğu 6 santim. Yarı çapı 3 o zaman. Şurası 3. Şimdi burası 6. 6, 6, 3. Toplamı 6, 12, 18, 6 daha 24. 24 de burada, 24 de buradan geliyor dostlarım. Demek ki şu ortadaki üçgen bir eşkenar üçgen. 60'ları yazalım şuraya. Şimdi buradan tam teğet noktasına dikindim. Buradan da tam teğete dikindim. Şimdi hepsi için yapalım. Teğete dikindim, teğete dik. Aynı şeyi yapıyorum. Teğetlere diklikleri indirdim. Yani şöyle 3 tane dikdörtgen oluşturdum. Bu 1, bu 2, bu da 3. Bir kenarı 24 olduğu için tam karşısı dikdörtgende 24. 24, 24'ü yazdım. Şimdi geriye bir tek ne kaldı kardeşim? Şimdi bu üçgeni tamamlayabilmem için şu parça var. Şuradaki yay var. Şuradaki yay var. Bir de bu yayların uzunluklarını bulacağım. Şimdi şurası 90. Burası 90. Burası 60'sa şuraya 120 kaldı. 120 derecelik yay. 120 derecelik yay burada, 120 de burada. Yani toplam 360 derecelik yay çıktı karşıma. Yani bir tam dairenin çevresi çıktı. O da 2 pi r formülüyle bulunuyor. R'yi de biz az önce 3 dedik. 6 pi yaptı çevresi. Pi'yi de 3 alın demiş. 18 yaptı. Şu yayların, şunların 3'ünün toplamı da 18 geldi. 3 tane 24 oluyor çevre. Bir de yaylar 18. 72'dir 3 tane 24. Bir de 18 eklersem Ceyhan'ı işaretlerim dostlarım çevre için. 23. 36 adet çivi çakılmış buraya. Demek ki her birinin arasındaki 360'ı 36'ya böldüm. 10 derece geldi. Her iki çivinin arası. Beşgen ve üçgen oluşturuluyor. Çemberin yarı çapı 6. Şurası 6, 6. Şunun alanı üçgensel bölgenin alanından kaç birim fazladır diye bir soru sormuş bize dostlarım. Hemen bakalım şimdi. Şurada kaç tane 10 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane 10. Yani şu yayın ölçüsü 90 derece. Bunu gören merkez açı da 90 derece. Burası da 6, 45, 45, 90 çıktı. Bu dik üçgenin alanı dik kenarlarını çarptım. 36, 2'ye böldüm. 18'dir dedim.
Sıra geldi buna. Şimdi bunu da direkt beşgen olarak bulamam ama şöyle 3 tane üçgene ayırırım. Bakın 10, 20, 30 derecedir. Şurası da 30. 30 merkez açı olduğu için bu da 30, bu da 30. Bunu da bir tanesinin alanını bulup 3 ile çarpabilirim. Sinüs alan yapacağım. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı sinüs 30. Gitti 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 3, 3, 9 geldi bunun alanı. Bu da 9, bu da 9, 27. 27 18'den kaç fazladır diye soruyor. 9 fazladır. Yapıştır gitsin kardeşim. 24. O merkezli AB çaplı çember DE boyunca katlandığında, evet şuradaki sol taraftaki beyazı komple buraya doğru katlamışız arkadaşlarım. C noktasına gelmektedir diyor. Peki. DE 48. DE 48 merkezden kirişe indirdiğim dikme kirişi 2'ye bölecek. 24. 24 diyelim buraya. BC 20. DE diktir. O merkezli çemberinde yarıçapı kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi şuraya A diyelim. Şurası R. Dostlar bakın bu A artı R'yi katladım. Şuraya getirdim arkadaşlarım. A artı R burası oldu. Şurası R eksi A. Çünkü tamamı R'ydi buraya kadar olan kısmın. R eksi A oldu burası. Buranın tamamı da A artı R'ydi ya şurası. Demek ki R eksi A ile A 20'nin toplamı, 20'nin toplamı ne olacak? A artı R olacak. Buradan R'ler gittiğinde 2A 20, A 10 geldi. Hadi burada artık A yerine 10 yazalım. Şurası 10 çıktı. Peki şurayı çizdim. Bu da yarıçap. Bakın burada 10 var. 5'in 2 katı. 12 var. 24 var. 12'nin 2 katı. 5'in 2 katı. 12'nin 2 katı. Demek ki 13'ün 2 katı olacak R. Yani Ceyhan olacak arkadaşlar. Bu kaçtı? Bu 24'tü. 25'teyiz. O noktası şeklindeki çemberin ve 5 özdeş kareden birinin merkezidir. He, tamam. O noktası hem şu karenin merkezi hem de çemberin merkeziymiş. AB paralel CD ise AB bölü CD nedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi şöyle bir çizelim de. Şurası yarıçapımız aynı şekilde. Şurası da yarıçapımız dostlar. Şu karenin bir kenarına AB bölü CD istiyor. A dersek AA. Bizim şu uzunluğumuz A kök 2 olur. Ama 2A diyelim. 2A, 2A, 2A kök 2 olsun. Şurası da A kök 2 gelecek. Burası da A kök 2 gelecek. Şimdi burası 2A kök 2. Şurası da 2A kök 2. Toplam ne oldu bakın? 2, 4, 5A kök 2 çıktı. Yarıçap uzunluğu. Şurası 5A kök 2. Peki başka ne biliyoruz? Şurayı biliyoruz. 1A, 2A kök 2 de buradan, 3A kök 2 de burası. Bakın 3, 5 ise burası 4A kök 2 yapar. Tabii ki bu da 4A kök 2 yaptı. CD'yi bulduk yani. 8 tane A kök 2'ymiş dostlarım. Şimdi aynı şeyi şurası için yapalım. Onu da kırmızıyla yapalım hatta. Şurayı da çizdim. Bu da 5A kök 2'dir. Şuraya bakıyorum. 1A, 2 daha 3, 1 daha 4 tane de A kök 2 burası geldi. 4, 5 ise burası da 3A kök 2'dir. Tabii ki burası da 3A kök 2'dir. Toplam 6A kök 2 de bu geldi. Bunlar gitti. 3 bölü 4'tür sorumuzun cevabı dedik. Gençler burada videoyu durduralım. İki parçada çözelim. Çünkü 50 küsur soru var. Tek videoda yetmez. Bu da 50 dakikaya yaklaştı zaten. Hadi bakalım durdurduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere gençler. Öpüyorum hepinizi.